Teşekkür ederim abi. İşte gördün, adam soldan geldi, önümüze durdu. Her taraf ışık, İstanbul'da her taraf ışık arkadaş ya. Yağmur edeceğim ben arabayı. Ya ara koy ya. Kaç şunları ya. Ahmet çek şunları. Haydi. Ne var ya? Ne zaman olacak senden? Ne zaman olacak? Olacak inşallah. Sonra geliyor. Arabaya da altını gösteriyor musun? Aktarmalı abjet. Mevzu derin olunca böyle oluyor arkadaşlar. Değil mi usta? Aynen. Aynen. Abi beni de çıkarken çeker misin sana? Abi tabi. Yok,
Eyvallah, teşekkür ederim abi. Güle güle. Eyvallah, kolay gelsin. Bu motoru otomatik kullanıyoruz arkadaşlar. İtibariyle devam yola. Ya Allah ya, bismillah dedikten sonra şimdi yarın pire geçeceğiz. O yüzden garaja gidiyoruz şu anda. Garaja giderken şöyle bir ufaktan bir çekim yapalım hep beraber. Bakalım bunun sesli görüntüsü. Umarım ben beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz diye düşünüyorum. Arkadaşlar, foto bir ayarlayayım. Biraz kendimi, biraz yolu çekeceğiz, bakacağız. Evet. Şu şekilde yapalım. Şunu kaldıralım. Yani çekimi. Şimdi biraz trafik olacak yolda ama tabii o kadar da yoğun trafik değil ama gene de olacak yani. Şimdi bakalım hani ilk çekimimiz bu kameramızla. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Kamerayı açtım. Bakalım şu dışarıdaki sesi, o paraziti nasıl yapacak? Yani algılayacak mı, algılamayacak mı? Arkadaşlar biraz daha baksana, yollar göçmüş hep ya. Yollar göçmüş. Ne yapsın ya? Çok manyak bir şeyimiz var. Buzlardan bir tanesi bozuk galiba. Dönüşlerde kıt diye bir ses yapıyor ya. Kıt diye bir ses yapıyor. Yani bu normalde olmaması gereken bir şey tabii. Normaldir ama çünkü o kadar sete, yola, bozuk yola, hele dökümün yollarını bir görmeniz lazım. Yani. Bunu da çekeceğiz. Vakit zaman bulduğumuz zaman çekeceğiz artık. Bundan sonra çekimlerimiz biraz daha hızlanacak arkadaşlar. Ses bence biraz daha güzel geliyor diye düşünüyorum. Çünkü ben birkaç tane çekim yaptım. Ben çok beğendim sesi. Sesle ilgili, ses ve görüntüyle ilgili bayağı bir sıkıntı yaşamıştık. Yani yolumuzda öyle bir sıkıntımız olmayacak. Çünkü mikrofon da aldım aynı yerde. Harici mikrofon da aldım. Ha bu arada İşler çok durgun. Yani aşırı derecede durgun. Görüyorsunuz şu anda sağ tarafımda galerileri görüyorsunuz. Galeriler tır kaynıyor arkadaşlar. Yani şunların hepsi satılık. Piyasada iş durumu gerçekten çok zayıf. Bu Amerika'nın bazı yaptırımları var Türkiye'ye karşı. Bu arada ülkemize sahip çıkalım arkadaşlar. Ülkemize sahip çıkalım yani. Öyle söylüyorum. Herkes elinden geldiği kadar buraya gelmiştir. Elinden geldiği kadar bazı şeylerin farkına varsın. Bu ülkenin üzerinde oynanan oyunların farkına varsın diyorum. Yani gelmesin oyuna arkadaşlar kimse. İşte rantçılar, faizciler falan oluyor. Bunlar da Türkiye'mize
Yani sahip çıksınlar. O rantçılardan bahsediyorum. Çünkü dolar oldu 7 milyon ya. Dolar oldu 7 milyon arkadaşlar ya. 7 milyon ya. 6 milyon, 7 milyon dolar olur mu ya? İnşaat sektörü şu anda Türkiye'de, İstanbul'dan bahsediyorum, komple durdu. Çünkü demir çeliğe yaptırım yaptı. Çelik vermiyor. Hepsi kırladı. Evet arkadaşlar. Efendim. Efendim. Ayarlarsın da onun 3 milyon 4 milyon parası var. Aynen. Şurada benim tonajım normalde fazla gibi gösteriyor ama bir dakika bakayım. Şu an benim... Ya normalde dingiler kalkıp 25 görmem lazım. Şu anda dingileri indirdim. Çünkü depomda mazot da yok. Çeleğin altında. Şimdi dur bakalım bir bassın yere dingiler. Ya galiba 41 falan. Ya attığın yükün ortalamadığın için de değişik gösterebiliyor. Yani dorsayı ortalasan sıkıntı olmuyor. Net gösteriyor ama şu anda yüksek gösteriyor ama. Şu anda tonajı gösteriyor. Şu anda yüksek gösteriyor yani tonajı gösteriyor. Yani arka tarafa mı attın yükü bilmiyorum. Gerçi arkaya da atmasın. Çünkü dorsanın şeyi evet arkaya atmasın yükü. Tamam. Tabi garaja gidiyoruz. Yükü dengeli atmadığın zaman kantar güzel göstermiyor. Yani yük dengeli olması lazım. Arkadaşlar bu arada. Onu da söyleyeyim. Ha, bu arada şu kantara nasıl bakılıyor diye bir arkadaşımız bana sormuştu. Aksorun kantarına nasıl bakılıyor diye. Hani onları da bir göstermemişti. Şimdi kantarlı olan araçlarda arkadaşlar dorse de kantarlı olması gerekiyor. Dorsenin de kantarı olduğu zaman o zaman ekranda görebiliyorsunuz tabii. Araçlar dorse ikisi birbirine uyum sağlayacak. Yoksa göremiyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. İkisi de birbirine paralel olacak. O zaman gösterebiliyor. Bazı eskiden mesela şu elektronik dorseler çıkmadan önce bizim şeylerimiz dorselerimizin üzerindeydi kantarlar. Oradan bakıyorduk. Ama şu anda böyle bir şey yok. Çünkü sistemler artık bayağı bir gelişti. Araçlara indirgedilen bir sistemlere. O yüzden sistemler güzel oldu. Devamlı kıyasal. Sistemler şu anda güzel yani. Ben eğer yük dengeli ise net gösteriyor yani. Ekrandan görebiliyor. Ben onu da sonuna ekleyebilirim. Kantarı nasıl bakılıyor diye. Aksor'da. Bir arkadaşımız bize sormuştu. Garaja geçeyim. Onu da ekleyebilirim. Arkadaşlar. Bu şekilde. Trafik her zamanki gibi zaten İstanbul'da. Geçen bir arkadaşımız daha bana soru sormuş işte ne gibi zorluklar oluyor trafikte. Aslında bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Trafikte normalde hani çok yoğun olduğu zaman zorlanmıyoruz. Ama bunu zorlaştıran insanlar olmadığı sürece. Yani sen trafikte bekliyorsun, adam sağından geliyor, senin köşene giriyor o kör noktana. Sen de fark ettin, ettin, edemedin, elir aldığın anda küt diye arabaya vuruyorsun. Sonra diyor ki sen beni görmüyor musun? Yani bu
yanlış bir şey. Bu kör nokta ile ilgili bir video hazırlamak istiyorum. Arkadaşlar, bayağı kör nokta ile ilgili. Çünkü öyle bir şey hazırlayacağım ki, yani ortada bir video hazırlayacağım. Emin olun, hani tırcıları da tutmayacağım. Emin olun, taksicileri de tutmayacağım. İkisini de eleştireceğim. İkisini de vuracağım yere. Kendim de dahil. Çünkü şöyle olaylar oluyor. Yani adam sana geldiği zaman fark edemiyorsun anlık. Mesela normalde kör nokta yok dedim ben bu arabada. Gerçekten de yok. Çünkü bakarsan görürsün. Eğer bakmıyorsan bakmayabilirsin yani. O zaman adama vurabilirsin yani. Görmeyebilirsin. Eğer bakıyorsan görürsün abi. Çünkü şu iki, şu sağ tarafında 4 tane ayna var. 4 tane. Bunların açıları normal düz ayna gibi değil. Her biri oval, yani radyüslü bir açısı var. Ki bunlar hemen hemen çoğu yeri gösteriyor. Ama ne var ki gene de mesela ben artık kendimi şuna alıştırdım. İlk baş kalkmadan önce şu sağ tarafımdaki, ilk baş önümdeki şu köşedeki aynaya bakıyorum. Sonra sağ ve alttaki aynama bakıyorum. Hani herhangi bir araç girmiş mi diye. Önüme de bakıyorsun, yani önünüze de bakmanız gerekiyor. Çünkü önündeki araç da araca da vurabilirsiniz. Bunlar önemli şeyler tabii. Dikkat etmesi, dikkat edilmesi gereken şeyler arkadaşlar. Bu kör nokta ile ilgili bir video hazırlayacağım hep birlikte. Bunu size seyirlerinize sunacağız arkadaşlar. Şimdi bu kameramızla da ilk çekimimiz, ilk şeyimiz. Bakalım nasıl olacak. Bu kamerayla ses ve görüntü kalitesi hani çok aham şaham değil bence hani. Ama gene de şu andaki elimizde olan, yani ben Nikon'la çekim yapıyordum. Nikon da fena çekim yapmıyor ama ondaki o ses parazitini bir türlü gideremedim. Bazen o ışık yansımasından dolayı bir ışık yüzmesi çıkıyor. Onu da engelleyemedik. Bence şu anda bu kamera hani bunların çoğunu ele geçmiş olacak. Bir tık veya iki tık diye düşünüyorum. Hani yukarı kaldıracak videolarımızı, ses görüntü kalitemizi diye düşünüyorum arkadaşlar. Hep birlikte bakacağız, göreceğiz yani. Bakalım siz beğenecek misiniz? İşte görün, adam soldan geldi, önümüze durdu. Neden? İşte kamyon kaldıramaz. Arabaya gidene kadar geldi, durdu yani. Bunlar bizi bazen kasıyor, giriyor, sinirlendiriyor. İyi hareketler değil. Otobüsçü arkadaşlarımız da vardır. İzleyen, takip eden. Buradan hepsine selam söylüyorum. Servisçiler de olabilir. Ama bazen şu otobüsün mesela yaptığı şey, ne bileyim yani, hani yorumu açık bırakıyorum. Bu okul taşıtını. Çünkü sen can taşıyorsun abi. Yani boru değil bu. Bu can. Bu da kamyon. Yani sıkıntı yani. Şimdi ben süratli değildim orada. O geldi ama süratli olmuş olsam yine aynı hareketi yapacağına emin değilim ama onun gibi bir şey yapar diye düşünüyorum. Çünkü bunların bir saatleri var. O saatleri geciktirmek istemiyorlar. O saatlerde böyle bayağı bir basa bas gidiyorlar yani. Yolcuya jetek atıyorlar abi. Yani işte otomatikteydi, şu anda manuel aldım. Tabii şimdi bu kamerayı güzel bir yere ayarlayacağız.
açığa yerleyeceğiz. Oraya takacağız. Mikrofonumuz duvar artık. Şu anda mikrofonu kullanmıyorum ama bakalım bu şekilde nasıl bir ses verecek bize. Ses kalitesi verecek. Mikrofonla bir çekim yaptık, ufak bir çekim. Çok güzel. Çok sesimiz, yani kendi sesimden bahsediyorum. Size net gidiyor ve anlattıkları ve anlayacaklarınız çok daha güzel olacak diye düşünüyorum. Eminim yani. Bu konuda eminim. İnşallah herhangi bir kaza bela vermeden bu sistemimizi oturttuk mu? Zaten montajı da bayağı bir geliştirdik kendimizce. Yapabildiğimiz kadar. Çünkü her şeyini ben ilgileniyorum, ben yapıyorum. Aklımızın erdiği kadar, parmağımızın değdiği kadar size bir şeyler yapmaya, sunmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet, garaja da bir şey kalmadı. Biraz sonra ben marut alacağım. Garaja girmek üzereyken herhalde büyük ihtimal videoya son veririm diye düşünüyorum. Arkadaşlar, her taraf ışık. İstanbul'da her taraf ışık arkadaşlar. Her taraf ışık. Yürü, hemşerim. Size şöyle bir güzellik daha yapayım. Kamerayı şöyle alalım. Rüzgardan olacak diye bakacağız. Ses de görüntü bence güzel ya. Ben beğendim. Eminim siz de beğenirsiniz diye düşünüyorum. Tabii bu konuda varsa yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Ben de 10 numara yani. Açısı maçısı falan da fena değil. Hatta eski kameranın yerine bağladım onu. Biraz güneşten yansıma yaptı. Tam olarak mesela yol ayna gibi oldu. Yani öyle bir izlenim yaptı. O yüzden o eski kamera, yani Nikon'u bağladığım yeri bağlamayacağım. Yani Nikon'la çekim yapıyordum. Şimdi bundan yapacağız. Bu tabii bu kamera biraz daha uzun boyutlu çekiyor. Diğer kamerayla da çektiğimiz zaman kısa oluyordu ama bu biraz daha uzun olacak. Rahat olacak. Evet. Şu anda güneş de vurdu, ayarı parlaklık yaptı ama görüntü ama o kadar da kötü değil bence. Biraz da camdan, aynadan, pardon, camdan
kadar da kötü değil yani diye düşünüyorum. Güneş çünkü her zaman şöyle geri çeksem biraz daha net. Ama bu biraz daha geri olacak. Şu anda elimde tuttuğum için biraz daha geride olacak arkadaşlar. Yani görüntü fena değil. Ben bayağı bir hoşuma gitti. Evet, garaja geldik arkadaşlar. Garajımız burası. Yapıştıralım kameramızı yerine. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Beğeni yorumlarınızı bekliyorum. Kamerayla ilgili, gerek işle ilgili saygı ve sevgi çerçevesinde hepinize saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Varsa bir kusurunuz affola. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar.